Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de maddenin halleri işi. Tonguç. Hocam ne hale getirdiniz maddeyi ya? Bir katı yaptınız, bir bir şey yaptınız hocam. Başka ne var? Evet bir daha. Sabit katı. Tahta. Tahta. Evet başka. E, e, şey Muşamba muşamba evet başka bir ne? de kadife ol... hocam. Kadife. Yani maddenin dört hali var diyorsun. Evet, hocam. Aferin, muşamba ne kadife kadar zekisin. Tam. Şimdi sana maddenin hallerini gösterelim hocam, bakalım Tonguç'un. Tonguç'un um. Tonguç um bak maddenin halleri katı sıvı gaz olmak üzere üç tane. Fizikte veya kimyada ha. veya fen bilgisinde. Sen nasıl böyle maddenin hallerini yedi tane biliyorsun bilmiyorum ama <laughs> şimdi Tonguç bak katı sıvı gazda şu özellikleri unutmayacağız. Bak katıların tanecikleri birbirine ne kadar yakın görüyor musun? Evet hocam. Sıvıların birazcık daha fazla aralıkları var. Gazları ise tanecikleri arasındaki mesafe artıyor. Yani daha geniş. O zaman e, tanecikler arasındaki boşluk hangisinde en az Tonguç buradakilerden? Katıda hocam. Harika. O zaman tanecikler arasındaki boşluk Az diyoruz buna. Gazda ise tanecik arasındaki boşluk Tonguç'um. Fazla. Evet. Mükemmel tanecik arasındaki boşluk fazla diyoruz. Tonguç tanecik hareketine baktığımız zamansa tanecikleri e, ne kadar fazla hareket ederlerse birbirine o kadar çarparlar ve birbirine arasındaki mesafe açılır Tonguç. Yani şöyle düşün. Şimdi mesela iki parmağım böyle çarpıyorlar. Böyle. Ama daha hızlı çarparlarsa araları, açılır. araları açılmak zorunda değil mi? Dolayısıyla... Gazların mı tanecikleri daha fazla hareket eder? Katıların mı tanecikleri daha fazla hareket eder sence? Gazların özellikle. Mantık olarak gazların tanecikleri. O zaman ne kadar hareket ederse o kadar da kinetik enerjisi fazladır diyebiliriz değil mi? Kinetik enerji ne demekti hatırlıyor musun? Hareket enerjisi. Mükemmel hareket enerjisi. O zaman kinetik enerjisi katılarda daha az diyoruz. Ama tam tersine potansiyel enerji dediğimiz zımbırtı ise katılarda daha fazla çünkü durağan bir enerjileri var. Potansiyel enerji durağan enerji demek. Gibilerin arasında bağlar var. Bana potansiyelin çok fazla diyorlar hocam. Oradan dolayı mı? Yani. Senin potansiyelinin fazla olduğunu kim söyledi evladım? E, beden hocam söyledi hocam. Aynen. Beden hocası. Yani o zaman kasların gayet... Aynen. Potansiyel var dediler sende. Ben de gaza geldim hocam. Şu anda dolaşıyorum böyle potansiyelliğim. Peki gibi. amuda kalkabiliyor musun Tonguç? Hocam paren de atabiliyorum. Paren ee, evet, Paren de bir de... Amuda kalkamıyorum ama deneyeceğim hocam. Kaç şınav çekebiliyorsun Tonguç'um? Hocam ben e, Beş çınar çekebiliyorum hocam. Beş tane vay. Ama altıma yastık koyuyorum hocam. Çünkü karnım acıyor. Bazen. <laughs> tamam canım çok güzel. Ha göbeğin yere değiyor değil mi? Evet Göbeğin Çek yere hadi. değiyor saymıyorlar. O yüzden araya yastık <laughs> koyuyorlar. <koyarım. gülüyor> tamam Tonguç'um bak. Potansiyel enerji fazla. Potansiyel enerjisi ise Faz. az. Neden biliyor musun? Potansiyel e zaten enerji. enerjisi gözüküyor yani. Kimyasal bağ enerjisi demek. Yani bunlar ne kadar yakın birbiri demek ki bağları o kadar kuvvetli. Peki tanecik hareketi ise Tonguç'um şuna bakacağız. Şimdi Tonguç. Katılarda titreşim hareketi var. Bak titreşim hareketi var. Sıvılarda da titreşim hareketi var. Bak bu çok bilinen bir şey. Gazlarda da titreşim var. Yani bütün taneciklerde titreşim hareketi kesin var tamam mı? Evet. Hangi halde olursa olsun. Ama sıvı ve gazlar akışkan oldukları için sı sıvıları akıtabilirsin değil mi biliyorsun. Evet. Bunlarda bir de öteleme hareketi var. Yani bunlar akarlar değil mi? Sıvı akar. Evet. Gazı da kapıyı açtığın zaman rüzgar şeklinde akar değil mi? Doğru. Bunlarda ise birbirlerine e, dayanarak öteleme, iteleme hareketi yapıyorlar. Yani tanecikler birbirini iteliyor. İteliyor. Öte, öte kay. Aynen. Öteye doğru kayıyorlar. Tamam mı? Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. O zaman diğer <laughs> sayfa. Maddenin hallerinden en düzenli hangisi sence? Katı mı sıvı mı gaz mı? Tabii ki katı hocam. Düzenli. O zaman düzensizlik burada az. Gazda ise fazla diyoruz değil mi? Düzensizlik bak unutma. Evet. Peki. Hocam bir mesaj geldi. Şimdi bir mesaj he, geldi. Bir Gel sana. bakalım. Mesaj gelmiş. Bakalım. Ne diyormuş Tonguç'um? Araya soktuk valla dersin arasına bak. Ama olsun konsantrasyonu toparlamak için araya bir şeyler sokmamız gerekiyor. Melike Yıldırım. Tonguç'un tipini merak edenler olarak çok tatlı izlemiş. Melike gerçekten çok tevazulu hocam. O yani. ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> çok da kendi anladı. Melike olsun. ama e, senin yorumlarına yorumlarını dikkate alıyoruz çok, merak etme Melik Gerçekten bu mesajın nasıl tatlı olduğunu gösteriyor hocam. Evet, evet düzensizlik az e, şeyde ise katılar gazlarda ise fazla diyoruz. Bağ kuvveti hangisinde en fazla Tonguç? Düşün bak. Katıda mı, sıvıda mı, gazda mı daha fazla bağ kuvveti? Tabii ki de katıda hocam. Çünkü birbirlerine çok yakınlar değil aynen, mi Tonguç? Aynen O yüzden bunlarda bağ kuvveti fazla, bunda ise az birbirlerinden daha bağımsızda. Aynen. Şekilleri olan, belirli şekli olan hangisi var Tonguç burada? Katının belli bir şekli var hocam. Katının belli bir şekli var. Sıvının var mı Tonguç? Girdiği kabın şeklini alıyor. Yok Tonguç'cum, belli bir şekli yok. Gazın var mı Tonguç? Hocam, ee, yok. Evet, helyum gazını belli bir şekilde Göremezsin. Tonguç peki, O da girdiği kabın şeklini alıyor değil bazı, mi? Bazı evet tabii ki mesela şu odanın içindeki gazın şekli odanın şekli gibi. Aynen doğru. Şimdi Tonguç bak bazı bazı bazen merak ediyor musun burada ne yazacağım diye? Merak ediyorum hocam gerçekten. Evet abi azsa fazlaysa arası işte bu da. Anladım. Yani burada çok önemli bir şey yok. Arasında bir şey. Hani bazen e, aklına takılabilir burada ne yazacağım falan. Ya yani az fazla ortada bir yerde tamam mı unutma. Peki belirli hacmi olan hangisi tonguç? Katı mı, sıvı mı, gaz mı? Katının belli bir hacmi var mı Tonguç? Var hocam. Yani uzayda da kapladığı yer bellidir değil mi? Sıvının belli bir hacmi var mıdır Tonguç? Bu da çok bilinen bir şey zaten. Litre hocam. Her litre falan filan. Peki gazın belli bir hacmi var mıdır Tonguç? Yok hocam. Hayır Tonguç. Neden biliyor musun? Şu odanın içindeki bütün gazı ben avucunun içine sokabilirim. Vay be. Hatta oksijen tüplerini ne yapıyor biliyor musun? Koskocaman bir odanın içindeki gazı küçük tüpün içine sokuyorlar. Onun bir sınırı var mı hocam? Mesela tüm o yüzden yaşayabiliyoruz. Bir sokamayız değil mi? Evladım, dünyadaki her şey, evrendeki her şey aslında toplu iğne ucu kadar bir yerden çıktı. Dolayısıyla her şey sıkıştırılabilir. Vay be. Ama dünyadaki şartlarla biz katıları sıkıştıramıyoruz ne yazık ki. Sıvıları da çok çok az sıkıştırıyoruz. O yüzden sıkıştırılamaz diye kabul ediyoruz. Hocam. O zaman katılar sıkıştırılabilir mi Tonguç? Hayır. hayır. Bizim imkanlarımız yetmiyor. Sıvılar da çok az ama onu da kabul etmiyoruz. Onu sıkıştırılamaz diyoruz. Yani suya bastırsanız ki hayır. Ama gazları sıkıştırabiliriz. Oksijen olarak. tüpü değil mi? Oksijen hocam. tüplerine koyabiliriz. Şimdi birazcık da hal değişimine bakalım Tonguç'um. Bak, hal değişimi deyince e, maddenin kaç hali vardı Tonguç'um? Üç hali var. Katı, hocam. sıvı, gaz. Katıdan sıvıya geçişine diyoruz Tonguç biliyor musun? Ne diyoruz? Katıdan hocam? sıvıya geçişe biz erime diyoruz Tonguç. Mesela buz şöyle düşün. Bu katı için buz diye diyelim. Bu su olsun. Bu da buhar olsun tamam mı Tonguç? Tamam hocam. Aklına böyle getirirsen buz erir değil mi Tonguç? Evet hocam. Su ne olur peki? Buharlaşır. Buharlaşır. Dolayısıyla buna buharlaşma diğer bir adı da var bunun biliyor musun bilmiyorum. Kaynama diyoruz Tonguç. Ha, suyu kaynatınca buharlaşıyor. Doğru. Harika. Peki ee, sıvıdan gaza geçişe, daha gazdan sıvıya geçişe, buhardan suya geçişe ne diyoruz biliyor musun? Yoğuşma. Yoğunlaşma veya yoğuşma diyoruz. Bu çok güzel. Çünkü buharken gözgür hale geliyor değil buharken mi? Buharken su haline geliyor. Yoğun bir hale geliyor. Peki evet. sudan buza geçişe, katıya geçişe ise? E, dondurma. Su, donma diyoruz evladım. Hadi dondurma. dondurma. Canım mı çekti? Hakikaten hocam ice cream yani. Ice oldu. cream evladım sen Japonya'da mı, İngilizce'de mi yaşıyorsun? Nereden... İngilizce de yaşıyorum hocam ve ice cream çok diyorum, seviyorum hocam. İngilizce diyorum benim de kafam şaşırdı ya hayret bir şey. Evlen Türkçe konuşsana. Evlenme. Hocam dondurmayı çok seviyorum böyle beyaz olsaydı of. Kaymak Hangi dondurma seviyorsun? Maraş, Maraş, hocam. Maraş dondurması. dondurması değil mi? Maraş bari? dondurması dondurma ise diğerleri ne onu bilmiyorum hocam gerçekten. Maraş dondurması bıçakla mı kesiyorlar? Satırla mı kesiyorlarmış dondurmayı? Hocam nasıl? Bayağı keşi... sertmiş galiba. Ya oradaki o keçi sütü var ya hocam o çok faydalı He, bir, çok. He, keçi sütü. Diğerlerini yiyemiyorum hocam ya. Geçen arkadaş dedi bak burası çok güzel işte Fransız dondurması falan. Ha, İtalyan dondurması çok güzeldir ama. Yok hocam ya. İtalya Maraş dondurmasının kabulü. Evladım, gelato bak çok güzeldir dünyacığım. Bunu mutlaka tatmanı isterim. Hocam ben Maraş a. Ama sen, sen, yurdum e, güzellikleri. Ben de Maraş'ı çok seviyorum. Hatta dersten sonra bir gidip yiyelim canım. Herkesin canı çekmiştir hocam. Tüm Bak, ısmarlayalım. Katıdan abi. gaza geçişe ne diyoruz biliyor musun? Süblimleşme diyoruz. Mesela naftelinde öyle bir şey oluyor. Naftalini e, annemiz o dolapların arasına koyuyor. Ondan sonra o gaz kokusu veriyor ve güzel hani e, bir koku veriyor en azından evet, kıyafetlerimize. Peki gazdan katıya geçme ise... Kırağılaşma diyoruz Tonguç. Bunlar ne hocam küfür gibi süblimleşme kırağılaşma. Hani bunları da bil arada ya. Şunlar çok çıkmaz ama şunlar çok önemli Tonguç'um. <laughs> Saf maddenin erime, kaynama ve donma noktaları bunu unutma Tonguç sabittir. Mesela e, su kaç derecede donar biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum hocam. Sıfır derecede donar evladım. <laughs> Hayatını <laughs> duymadın mı? Su sıfır derece. Peki su kaç derece kaynar biliyor musun Tonguç? 100 derece donar. Süper. Donma noktası o zaman sıfır derece, kaynama noktası 100 derece değil mi Tonguç? Evet. evet. Ama bu tuzlu su için ne oluyor biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum hocam. Tuzlu su kaç derece donar biliyor musun Tonguç'um? Eksi beş derece donar veya eksi dört derece donar. İçindeki tuz miktarına göre değişir. Ama kaynama noktası nedir sence? Daha zor kaynar, daha geç donar, daha geç kaynar. O yüzden diyoruz ki. 102 derece, 103 derece gibi içindeki tuz miktarına bağlı olarak değişebilir. Alın, alın. Bunu unutmayalım. Tonguç Akademi Koma mutlaka üye ol Tonguç'um ve bu videoyu da paylaş. Hocam bir mektup daha geldi Bir, dersiniz, de, bir de mektup gelmiş bakalım. Ee, evladım bak Facebook, Twitter, Instagram'da da takip etmeyi unutma. Kimden gelmiş bakalım. Zıt Zırtapoz mu? Eee Xtrapoz, <laughs> sarı güzel. Hocam bir fotoğrafınızı paylaşın. Lütfen özellikle Tonguç'un. Tonguç senin hocam bir fotoğrafını Al işte burada paylaştık. <laughs> tamam o zaman. Ee, o zaman ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder bakalım.